Eskişehir'i ne diyor can? Herkese merhaba. Bugün halka mikrofonumuzu uzatacağız ve sizin hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye neydi diye soracağız. Gelen yanıtları dinleyelim. Dürüst olmamız her zaman. Vicdanlı olmamız. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmemiz. Bunun gibi. Peki bunları kendi hayatınızda uyguluyor musunuz? Evet, çok uyguluyorum. Neler yapıyorsunuz mesela? Öğrenci okutuyorum. Fakir öğrenciler bir derneğimiz var. Onlar öğrencileri giydirmemiz gerektiğini söylüyorlar. Onları giydirmeye çalışıyoruz. Üniversitede okuyan öğrencilerin yemek parasını ödüyorum. Kaç senedir yapıyorum o işi. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. En iyi tavsiye. Vallahi hiç bu zamana kadar hiç en iyi tavsiye hiç almadım. Almadım. Peki aldığınız en kötü tavsiye neydi? En kötü tavsiye. Vallahi şu an hiç aklıma bir şey gelmiyor. Gelmiyor hiç. İş hayatınızla ilgili olabilir, eğitimle alakalı olabilir, eğitimle özel hayatınız. Aldım tabii ki eğitimle. Keşke okusaydım. Oh, en kötü şey okumak daha güzel. Okusaydım farklı yerlerde olurdum. En iyi tavsiye. Yani insanlara iyilik yap. Böyle insanlara kötülük yapma. Hani insanlarla iyi anlaş, saygı sevgi çerçevesinde anlaş. Bu. Teşekkürler. Siz ne söylersiniz? Sizin aldığınız benim aldığım en iyi tavsiye. En iyi tavsiye dürüst ol tavsiyesi. Okuyup hayatımı kazanma. O da çok önemliydi benim için o zamanlar tabii. Bu iki tavsiyeyi aldım. Saygılı ol, dürüst ol. Oku ve kendi hayatını kazan. Ayakta durmasını bil en azından. Kendi ayakların üzerinde dur tavsiyesi en güzeliydi. Siz aldığınız tavsiyeleri dinlediniz mi? Bazılarını dinledim. Dinlemediklerim de olmuştur. Yani dinledim. Şu an iyi ki diyor musunuz dinlediğiniz tavsiyeler için? Tabii ki. İyi ki dinlemişim. En önemlisi okuyup hayatımı kazanmak. Kendi ayaklarım üzerinde durma tavsiyesi en önemli benim için. Tabii ki dürüstlük de çok önemli. O ayrı bir konu da. Böyle yani durumlar bu şekilde. Zaten bekar geziyoruz kızım biz. Bekarız. Ben bekarım. Teşekkürler. Peki siz hiç iyi bir tavsiye aldınız mı? Tabii almaz olur muyuz? Aldık yani. Ne aldınız peki? Neydi? Yani şu işi yap, bunu yap gibi öyle tavsiyeler aldık yani. Peki aldığınız tavsiyeleri dinlediniz mi? Dinledim tabii ya. Dinlemez olur muyuz? Dinleyeceğiz yani. Yoksa boşu boşuna tavsiye alınmaz. Nasıl değiştirdi hayatınızı? Ya çok değişiklik olmadı tabii ama yani tavsiye ediliyor. Tanıdık, arkadaş, dost falan böyle. O şekilde. Kimse almadım. İnsanların sizlere yorumları oldu mu çevrenizdeki insanların? Şöyle yapmalısın, bu şekilde yapmalısın. Ya yorum yapan çok da icraat yok. Anladın mı? En iyi tavsiye sağlığına, sıhhatine iyi bakacaksın. Parana pulana sahip olacaksın. Sizin gibi insanlarla, iyi insanlarla karşılaşıp iyi insanlara ne diyeyim artık? Vallahi aklıma hiçbir şey gelmedi şimdi ya. Ne söylersiniz? Hiç tavsiye aldınız mı? Düşündüm eşime sorunca ama. Mutlaka çok tavsiye aldık ama alınan tavsiyelerin çoğu da zaten hep şey çıkar ya yani. Şu anda hani hiç aklımda bir şey yok benim de. Vallahi kendi özel hayatımla ilgili olsaydı çalışmayı tercih ederdim. Emekli olmayı tercih ederdim. Hiç hatırlamıyorum. Aklıma gelmiyor. Örneğin işte annenizden, babanızdan, kardeşlerinizden duyduğunuz bir tavsiye oldu mu? Şu an hiç aklıma gelmiyor. Peki siz nasıl bir tavsiyede bulunurdunuz?
Ya şu an güvensizlik, insanlara karşı çok güvensizlik var. Herhalde onu tavsiye ederdim. Kendinden başka kimseye güvenme derdim. En iyi tavsiye ne olabilir? Dürüst olmak. Dürüst ol. Dürüst ol diye bir tavsiye ediyordunuz. Peki hayatınızda bunu uyguluyor musunuz? Kesinlikle. Her konuda çok dürüstüm. Kendine iyi bak. Kendinize iyi bakıyor musunuz? Elimizden geldiğince. Şartlarımız uygun olduğu takdirde. Öyle söyleyeyim. Her zaman yaptığın işlerden ders çıkar, hatalarından ders çıkar. Peki bu tavsiyeyi uyguluyor musunuz şu an? Uygulamaya çalışıyorum genelde. Bu zamana kadar kızlara güvenme. Neden? Çünkü güvenmemem gerektiğini anladım. Kimden böyle bir tavsiye aldınız? Arkadaşlarımdan. Her zaman agalar haklıdır. Şu an bu tavsiyeyi uyguluyor musunuz hayatınızda? Bu saatten sonra uygulamaya çalışacağım. Umarım uygulayabilirim. Hatırladım şimdi. Yıllar önce Erdek'te tatildeydik. Bir küçük motora bindik. Kaldığımız yere motorla gidelim dedik. Motorun sahibi emekli bir memurdu. Ankara'da yaşıyordu. Tavsiyeyi ondan aldık. Nasıl ama tam uygulayabildik mi bilmiyorum. Şöyle söyledi. İki tane de evladı varmış, okuyorlarmış. Dedi ki, kafam çok rahat. Bir babanın evladına bırakabileceği en iyi miras, iyi bir eğitim ve iyi bir ahlak. Eğer bu ikisinden birisi ve hatta daha da beteri ikisi de yoksa, bir baba evladına fabrikalar, mal, mülk, dünya kadar para da bıraksa, o evlat o parayı bir yılda yer bitirir, açıkta kalır. Ama iyi bir eğitim ve ahlak alırsa sıfırdan kendine yeni bir dünya yaratabilir demişti. Onu hiç unutmuyorum. Ha, tam uygulayabildik mi orası tartışılır. Ya basketbol oynamak. Basketbol. Basketbol. Basketbol oynamanızı önerdi. Evet evet aynen. Yani çocukluk yaşından beri basketbol oynuyorum. Yani 12 yaşından beri 40 yıldır basketbol oynuyorum ve şutörüm de yani. Ondan Golden State Warriors Curry. Curry o yani Curry diyorlar, lakabım Curry yani, üçlükçüyümdür. Ya basketbol diyebilirim yani. En iyi tavsiye, küçük yaşta annemizi kaybettik. Ondan sonra yatılı okuduk. Ailemizin ve yatılı okuldaki çok değerli öğretmenlerimizin bize ömür boyu dürüstlük, çalışkanlık şeyini yüklediler. Hepsi bu. Peki siz şu an gençlere nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Valla gençlere şu tavsiyede bulunuyorum. Bir defa vatanlarını sevsinler, bu millete güvensinler, kalkınmak için her şeyi yapsınlar. Mesleğimi seçerken aldığım tavsiye herhalde en iyisiydi. Hocalarım tarafından almıştım. Nasıl bir tavsiye almıştınız? Benim bir takım becerilerimi değerlendirerekten güzel sanatlarla ilgilenmemi istediler. Ben de ona uydum, mimar oldum. Hayatınızı nasıl etkiledi bu durum? Nasıl şekillendirdi? Mesleğimi çok seviyorum. Yani tabii ki çok faydası oldu. Severek yapıyorum. Tavsiye edenlere de teşekkür ediyorum. Çok faydası oldu. Ölümlü dünya yaşamayı bil dediler yani. Bu. Peki aldığınız tavsiyeleri dinler misiniz? Bu tavsiye aldığınızda hayatınız nasıl değişti? Dinlemeye çalışıyorum diyelim. Çünkü yakın bir zamanda eşim çok büyük bir hastalık geçirdi. Anladım ki evet doğru söylemiş büyükler. Yani dinlemeye çalışıyoruz tabii. Yine de tabii insan kendi bildiğinde okuyor, okumuyor değil. Ama dinliyoruz. Peki aldığınız en kötü tavsiye ne? Ay öyle sorunca birden aklıma gelmiyor. Bilmem en kötü tavsiye. Hiç böyle çevrenizdeki insanlardan kötü bir tavsiye aldınız mı? Ve o hiç hatırlamıyorum valla. Dedim ya böyle birden düşünülesi bir şey. Böyle birden sonra aklıma gelmedi. Annemin tavsiyeleri. Mesela anneniz size nasıl tavsiyelerde bulunuyor? Gelecekte. Gelecekteki. Ben nasıl diyeyim. Kültürümüzü, adetlerimizi, insanlara saygı, güveni.
İyi ki onlardan öğrenmişiz. Şimdiki zamanda zor yani. Peki aldığınız tavsiyeleri dinler misiniz? Tabii mutlaka. Nerede dinlemeyeceksin? İyi ki dinlemişim. Dinlemedi halde benim yaşındaki insanlar ya şu anda arkadaş arasında bile yani ufak tefek tartışmalar, güvensizlik, darbe diyeyim mutlaka oldu ya. Her zaman için büyüklüğün sözü her zaman için geçerli. Hiç hatırlayamadım. Kredi çekmeyin olabilir yani şu dönemde kredilere girmeyin olabilir. Yani bir tavsiye verir misiniz? Tabii ki veriliyor. Sizin vereceğiniz tavsiye ne olur insana? Ne olabilir? Hiç aklıma gelmiyor şu anda. Ne olabilir? Hakikaten şu anda kredi falan çekilmemesi en güzeli şu hayat şartlarında. En güzeli o bence. Çok kötü zor zamanlardan geçiyoruz. Bence kredilere girilmemesi. Ya tavsiye olarak yani başka birinin mi bana tavsiye etmesi? Evet. Ya iyi ol. Efendim dürüst ol. Yani tavsiye başka ne olabilir ki? Böyle bir tavsiye aldınız. Tabii canım yani büyüklerimizden her zaman almamız lazım zaten. Aldım da yani. Peki bunları hayatınızda uyguluyor musunuz? Tabii canım. İyilik her zaman iyiliktir. Yani kötü tavsiye alan zaten iyilik yapamaz. Doğru. Benim annemden babamdan duydum. Doğruluk. Doğruluktan şaşma. Peki hayatınızda doğru bir insan mısınız? Ne söylersiniz kendiniz? Vallahi ben mümkün olduğu kadar doğruluğa yanayım. Hani her şeyin doğru olmasını isterim. Yani karşımdaki insanın da öyle olmasını isterim. Peki etrafınızdaki insanlardan hiç kötü bir tavsiye duydunuz mu? Yok. Tavsiye babamdan duydum. Nasıl bir tavsiye? Oğlum insan ol. İyilik iyidir. Bütün söyleyeceğim bu. Şimdi kime mikrofon tutuyorsanız herkes bir şeylerden şikayet ediyor. Ama kimse keseri kendine vurmuyor. Bizler suçluyuz. Her şeyde biz suçluyuz. Çünkü biz ahlaksızız, biz terbiyesiziz. Kimse kimseyi düşünmüyor. Karşı komşusunun kim olduğunu bilmiyor. Sokağında kim oturuyor onu bilmiyor. Bunun suçu kimde? Bizde. Onun için iyilik iyilidir. İnsan olacağız. Tavsiye? Yani tavsiye ederken burayı öneriyorlar. Yurt dışına tavsiye bana kesin dönüş yaptırmamı tavsiye ediyorlar. Ama yarının ne olacağı belli değil yani. Tavsiye çok güzel, Türkiye'miz çok güzel diye orada gelenler diyor. Ama gerçekten yarının ne olacağı bilmediğim için tavsiyemi yani değerlendiremiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Tavsiye bu. Herkese güvenme. En iyi tavsiye o. Herkese kendin gibi güvenmeyeceksin. Peki niçin böyle bir tavsiye aldınız ve kimden aldınız? Her güvendiğiniz insan yanlış çıkıyor. Onun adı ne oluyor? Güveniniz kırılıyor. Kırıldıkça da artık insanların eskisi gibi güvenli olmadığını anlıyorsunuz. Yani tavsiye bu. Bunlar yaşanarak öğrendiğiniz şeyler. Geçen aldığınız tavsiye uyguluyor musunuz? Uyguluyorum tabii. Sonuçta soru soruyorum en azından. Hemen güvenmiyorum. Çünkü kendiniz neysiniz karşınızdakini de öyle zannettiğiniz için. Şimdi artık her şekilde şüpheci davranıyoruz, sorguluyoruz. O şekilde tanımaya çalışıyoruz. Atalarımızdan mı? Hiç fark etmez. Güzel yaşamak, huzurlu olmak, sağlıklı. Başka ne diyelim? Başka bir şey var mı? Peki hayatınızda bunları uyguluyor musunuz söylediğiniz? Maalesef. Niçin? İmkanlarımız el vermiyor. İmkanlarımız kısıtlı. Bazı koşullar ağır. Geçim şartları zor. Muhakkak. Tabii ki şartlara göre hareket ediyor insanlar. Tavsiye. Evet. Hiç bilmiyorum vallahi aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Hiç böyle çevrenizde tavsiye veren biri olmadı. Tavsiye gençken iyi birine evlen dediler hep. Başka da bilmiyorum vallahi hiç. Peki şu an hayatınızdan memnun musun? Memnunum. Kimsenin içine karışmamak. Evet. Kimden böyle bir tavsiye almışsınız? Genelde eşimden alırım. Peki hayatınızı nasıl etkiledi? Yani gene de karışmadan duramıyorsun ya. Yani anormal bir şey olduğunda tepki gösteriyorsun. Öyle. Peki aldığınız en kötü tavsiye neydi? En kötü tavsiye. Ne bileyim şimdi hiç aklıma gelmiyor. Aldım mı da onu da bilmiyorum açıkçası. Şimdi tavsiyeler çeşitli insanlar birbirlerine tavsiye ederler de. Şimdi en iyi tavsiye olarak derseniz
Yani şimdi yanlış olacak ama tavsiyeye ihtiyacım yok ya. Ben tavsiye ediyorum. Şimdi belki değişik bir soru ama herkese tavsiye şunu bunu şey yapalım. Ben şimdi esasında sizden şunu bekliyordum. Şu anda ekonomik durum ne olacak? En iyi tavsiye kalabalık bir aile ortamında büyüdüğümüz için büyüklere saygı, küçüklere sevgi, dostluk ve komşuluk ilişkileri. Öyle vatana, millete, bayrağımıza sevgi, saygı. Öyle yani kavgadan, gürültüden uzak. Aldığınız en kötü tavsiye miydi? Şu ana kadar hiç öyle kötü bir tavsiye almadım ama belki olmuştur da çocukken falan. O da yapmamışızdır yani. Öyledir yani. Vallahi tavsiyede ne diyelim, ne yapsa da düşmanız. Hiç doğru dürüst bir şey görmedik. Hiç insanlarda güven almadık. Herkes üçkağıtçı, oyunbaz, milleti kandırmaca. Allah'ta hiç korkmuyorlar. Teşekkür ediyorsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Çünkü bir insan eğer insansa, canlıysa Allah'a korkması lazım. Benim yaşım asıl 87 yaşındayım. Bir güne geldiler, ne gördüm, ne yaptım bilmiyorum. Yalnız... Hiç etrafınızdakilerden aldığınız iyi bir tavsiye var mı? Vallahi hiçbir tavsiye almadık. Allah'a düşmanıdır millet. Bir güne kadar ben ne yaptım, insan hakkı benim üzerimde yok. Yani ben bu konuştayı da sen öyle geldi söyledin de ben söylüyorum. İnsan hakkına girmiyorum. Eşimle çok yakışıyorsunuz demişlerdi. Güzel bir tavsiyeydi. Hayatımızın geri kalanı yönlendirdi sanırım. Peki aldığınız en kötü tavsiye neydi? Aldığım en kötü tavsiye... Yok ya, hatırlamıyorum şu an öyle bir tavsiye. Hayatımı yönlendiren öyle büyük bir şey olmadı. Ben siz ne söylersiniz aldığınız en iyi tavsiye? Benim ne olabilir? Yine aynı evlilikle ilgili olabilir. Onun haricinde kötü bir şey var mıydı? Ya şu an öyle düşününce hatırlamıyorum ama yok herhalde benim de. Sadece çok düşüncesiz tavsiyeler olabiliyor, o kadar. Yani insanların çok boş konuştuğu tavsiyeler olabiliyor, o kadar yani. Ne tavsiyesi? Ne tavsiye? İşte iş, okul, eğitim, özel hayatınız, evlilik, herhangi bir konuda olabilir. Hiçbir tavsiye alamadım son zamanlarda. Yok, bir tavsiyem yok. Peki siz kendi hayatınızı nasıl yönlendirdiniz? Boş. Niçin? Boş gittim. Dünya boş. Yaşam boş. İşte hayatta olma çalışıyoruz. Sağlık konusunda kilo vermemdi. Kilo vermemi önerilmesiydi. Peki hayatınızı nasıl şekillendirdiniz bu tavsiyeden sonra? Bu tavsiye üzerine ciddi anlamda kilolarım vardı. Kilolarımdan kurtuldum. Diyetisyen, sağlıklı beslenerek ve düzgün sporu da ekleyerek bu sayede başardım çok şükür. Buydu yani en güzel tavsiye bence. Kendine güvenmek en iyi tavsiye o. Bu tavsiyeyi dinlediniz mi ve hayatınızı uyguluyorsunuz? Uygulayamıyoruz. Bu sıkıntı zaten. Niçin? Hayat şartları. Uygulayamıyorum ben. Sıkıntımız o. Tavsiye. İnsanlara güvenme. Niçin böyle bir tavsiye aldınız? Çünkü insanlar artık doğru dürüst değil. Yalancı. O yüzden bu tavsiyelere kulak asmamız lazım. Paranı dolara çevir. Ya genelde tavsiye almam. Kendi bildiklerimi okurum ama aldığım en iyi tavsiye çok sevdiğim bir abim tarafından hayata dair verilmişti. Bana hep şey derdi. Her şeyi kendin için yap. Ben bunu çok benimsedim. Her şeyi kendim için yapıyorum. Doğru bir tavsiye mi sizce? Doğru. Kimseye güven olmuyor artık bu devirde. Doğru olduğuna inanıyorum kesin. Bu tavsiyesini hayatınızı nasıl etkiledi? Başarıya götürüyor diyebilirim. Başarı adımlarını tek tek çıkmama yardımcı oluyor. Çünkü insan her şeyi kendi için yaptığı zaman ve kendini de sevdiği zaman başarma isteği daha çok arttığını düşünüyorum. Ve başarıya ulaşma yolları da onun için kolaylaşıyor. Çok çalışmak. Çok çalışmak. Peki kimden böyle bir tavsiye aldınız? İlkokul öğretmeninden. Peki bunu hayatınızda uyguluyor musunuz şu an? Pek uyguladığım söylenemez. Niçin? Canımdan gelmiyor, içimden gelmiyor. İyi insanlarla görüşmemek. Daha çok çıkarcı oluyorlar iyi insanlar. İnsan. Kötü insanlar niyetini belli ediyor zaten baştan. En aldığım tavsiye buydu. Başka yok.
Eskişehir Ne Diyor da bugün halka mikrofonumuzu uzattık ve hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye neydi ve bu aldığınız tavsiye sizin hayatınızı nasıl şekillendirdi diye sorduk. Gelen cevaplarımızı dinlediniz. Bir sonraki Eskişehir Ne Diyor da görüşmek üzere.